Konya Gelecek Partisi milletvekili Hasan İkici. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, muhtarım merhaba. Abi merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk, hoş bulduk. Öyleyiz ama biz şu zaman gerçekten insan değeri bilmeyen, insan değeri ne böyle bir gerçekten işleri yapmayan, insan halinden anlamayan bir zihniyet var. Mesela ben 46 yaşındayım, 81 yaşında babam var, işim yok, gücüm yok, İşkura varıyorum efendim, size anlatıyorum derdim, İşkura varıyorum. Hiç ismi olmayan biri orada iş yaparken benim orada ismim yazdığımda ne diyorlar? Efendim böyle bir sıralama yok, sana iş yok. Ankara'dan, aynı zamanda Ankara'dan spontanit hastasıyım. Niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Mehmet abi de çok iyi bilir beni. Şimdi adam İki çimento torbası kaldırdım, şöyle yata gidiyorum. Arkadaş senden iş olmaz diyor. Bu zihniyet nerede? Nerede bana bir arkadaş bana bunu bir izah edin lütfen. Vekilim gelmişken bunu bana bir izah et. Şu bak benim abilerim var burada. Ha beni anlayanlar var. Gerçekten evimde ve sayın vekilim evimde gidelim. Kaymakamlığa yalvarıyorum. Kedi bile yatmaz. Gerçekten kedi bile. Bu nasıl bir insanlık? Nasıl bir şey? Yağ tenekem yok. Evim iyi değil. 81 yaşında, abi bak akrabayız, 81 yaşında babam var, gidelim ve her şeyi bırakalım, benim bakalım, yalvarıyorum kaymakamlığa, gel şu evi bir yapalım, bir mutfak yapalım, mutfağım yok, derdim büyük, işim yok. Ya vekilim, lütfen vekilim. Olur mu Doğan abi, bak şöyle. Vekilim, gerçekten ağırtmak değil, gelin bakalım. Vallahi benim mutfağa ihtiyacım var. İlaca ihtiyacım var. Sağlığa ihtiyacım var. Doğan abi şöyle. Bakın lütfen yani. AK Parti 20 yıl hepimiz destekledik. Tamam. 2002'den 2023'e. Meşhur 3Y'sinden bir tanesi çok değerliydi. 20 yıl sonra 3Y'den birisi yoksulluktu. Yoksulluğu bitirecektik biz de. 20 yıl sonra. Vallahi yok. Şimdi yoksulluk 20 yılın sonunda keşke bitirselerdi. Keşke bu hale gelmeseydi. 2023'te bakın biz dünyanın 10. ekonomisi olacağız dediler. 2023 geldik 2023'e. Şu anda dünyanın 22. ekonomisiyiz. Yeni geçen sene program çıkardılar. Kalkınma programı. Dünyanın 10. ekonomisi olmayı dedi. Biz ne zaman ertelendi biliyor musunuz? 2053'e. 30 yıl sonrasına. Ya bunlar şimdi şöyle bak. Bende yetki yok şu anda. Ben sana desem yalan söylemiş olurum. Seni kandırmış olurum. Şimdi nasıl biliyor musun? Bir arıcı kendi yağımla kavruluyorum. Devletten hiçbir şey almıyorum. Ara destek alıyorum. Şey yani orta kesimi bitiriyorum. Yani bize öyle hiçbir şey yok yani şu anda yani. Yani dediğimize bir şey yok. Yani Doğan'ın şeyi de öyle. Peki, şimdi mesela Doğan kardeşimizin, Doğan abimizin böyle bir talebi olduğu zaman sosyal devlet hemen ihtiyacı var mı? Hemen imkanımız var. Tak 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 yapabiliyor muyuz? Yani. Kırsal kesim ama yapamıyoruz. Yapamıyorlar. Sandığa giderken ne oluyor biliyor musun? Mehmet abi bilir. Hiç ülke için bir şey yok. Benim bütün kızım, oğlum, damadım işe girdi mi tamam yani. Sonra bağırıyoruz böyle yapacak. Evet şimdi biz mecliste mülakat kaldırılsın, liyakat gelsin diye yasa teklif ettik. Boyuna şey yaptı, iktidar kendisi verdi. Hani hiçbir ilerleme yok. Niye? Yine kendi yakınları, partiye yakınları, belediye şey yasası. Biz de şunu konuşmak lazım aslında bak. Eskiden belediyeler yerindeyken çok güzel çalışma vardı. Evet. Şimdi belde belediye. Şeye geçtik, büyükşehir yasasına geçtik. Bizim böyle hadimizle gerçekten hizmet olumuz oldu. Hadi maaşımız Mehmet abi herkes şey bakacak. Hadim oğlu yapıyor, döşeme taşıyor. Doğru. O buradanın 31 tane mahallesi varmış. En büyük burası mahalle olarak hizmet yok. Büyükşehir yasası diyor ki hani biz hizmet diyeceğiz. Hani ne hizmet ya? Hani hizmet? Hizmet yok işte. Biz dedik ki...